bir varmış bir yokmuş diye başlar masallar. Çünkü varlıkla yokluktur bütün mesele. İnsan sayamayacağı kadar çok parası olduğunda zengin olur. Ama o parayla satın alamayacağı şeye sahip olmadan servet sahibi olamaz. Kimi aklıyla arar, kimi kalbiyle. Kimine göre aşıktır, kimine göre para. Kimi aile der adına, kimi dost, kimi de evlat. Herkes kendi servetini arar bu hayatta. Bitirdim. Yağmur, Yağmur bir türlü dinmedi de dinsin, birazdan çıkacağım. Hı, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hiçbir şey sorma. Nereden buldun? Kimin bu? Bir hafta sonra geleceğim. Sevim, sen bir şey söyle bari. Sebap büyük Fatma abla. Mehmet abinin hiçbir günahı yok. Bunu bil yeter. Görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Tamam, bir masumu kurtaracağız.
Vicdansızlar. Nasıl bırakıp kaçıyorlar? Hiç mi Allah korkusu yok bunlarda? Efendim, bu hastane polisini tutan ha? Evet. Şimdi tamam da usul polisin gelip bebeği teslim etmesidir. Evet, usulü o efendim ama yani o kadar çok işleri vardı ki ben de ben götüreyim dedim. Onlar da tamam dediler. Ama biri gelecek tabii. Niye öyle bakıyorsunuz efendim? Ay yapmayın. Yapmayın lütfen. Elinizle büyüdüm. Size yalan söyler miyim hiç? Öyle demek istemedim kızım. Olur mu öyle şey? Gay tabii. Sen söylersen de ben inanmaz mıyım? Ben müsaadenizi isteyeyim. Dur bir dakika kızım, dur. Nereye? Daha çocuğun, bebeğin adı konmadı. Ne olacak bu bebeğin adı? Madem sen getirdin, sen koyalım. Bir kızım olursa adı Ferah olsun. Ben çok sıkıntı çektim. O çekmesin derdim. Ferah güzel isim. Kimi kimsesi olmadığına göre kayıt için geçici de olsa bir de soyadı gerekiyor. Feza Bey, sizin isminiz de onun soyadı olsun. Sizin isminiz gibi böyle yükseklere çıksın. Madem öyle, sizi de uygun gördünüz. İsmiyle müsemma olsun inşallah. İnşallah. Ferah bir geleceği olsun. Gel bakalım. Hoş geldin Ferah Feza bebek. Bahtın açık olsun inşallah. Yavrum şunlara bir şey söyle. Yemek saati bak, hala oyun oynuyorlar. Tamam Ali annem, hallederim ben, üzülme sen. Hadi hadi. Çocuklar. Çocuklar. Oyun bitti, yemek vakti. Hadi yemeğe. Hoş geldiniz Kudret Bey. Günaydın. Günaydınlar. Ne var ne yok? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bunlar size Kudret Bey. Ne onlar? Her zamanki gibi açılış, kokteyl, düğün. At çöpe, at çöpe. Can geldi mi? Henüz değil. Geldiğinde bana gelsin lütfen. Kudret Bey, bir de mektubunuz var. Mektup mu? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Mehmet Ocak. Adana. Sizin memleketiniz. Tufan Beyli.
Allah günahlarınızı affetsin Kudret Fettah. O kadar çok günah işledim ki acaba bu hangisi? Benim adım Mehmet Ocak. Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Ama doğruyu söylememenin de yalan söylemek olduğunu emekli bir polis memuru olduğum için iyi bilirim. Sizden çok korktuğum için yıllarca sustum. Ama artık sizden korkmuyorum. Çünkü ölüyorum. 1997 yılının 28 Eylül günü... Sadık, bana kızımı getir. Ölüsü dirisi fark etmez. Zaten benim için çoktan öldü. Ahmet, bebeğimizi bir verelim ellerine. Senin baban da benimki de her şeyi unutacak. Bu düşmanlık son bulacak. İnşallah bir tanem. Her şey çok güzel olacak. Ahmet! Buldular bizi! Korkma! Ahmet, bebeğimize bir tamam, şey bebeğim, olmayacak. Tamam bebeğim, sakin ol Neslihan. Bebeğimize bir şey olmaz. Bebeğimize hiçbir şey olmayacak. Korkma. Sakin ol. Ahmet dur. Bebeğim sakin ol. Ahmet. Kurtulacağız bebeğim. Güven bak. Neslihan sakin ol. Neslihan ne olur. Ahmet bir şey olmaz. Kamyon. Ahmet. Kamyon dikkat et. Polis kayıtlarına ölümlü trafik kazası diye geçen azmettiricisi olduğunuz cinayetleri biliyorum. Kendi torununuzun ölüm emri bana ulaştığında emri dinlemedim. Onu öldürmedim. Torununuz yaşıyor. Öldürmedim. Yaşıyor. O yaşıyor. Allah katında artık ben kendi payıma düşen hesabı verebilirim. Ama sen nasıl vereceksin? Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Herkesin adaleti şaşar, Allah'ınki şaşmaz.
Efendim, Kudret Bey sizi çağırıyor. Kusura bakmayın, hemen geliyorum. Kudret Bey. Kudret Bey. Kudret Bey. Kudret Bey. Kudret Bey. Ayhan Hanım. Ayhan Hanım. Kudret Bey. Baba. Kudret Baba. Ayhan Hanım, ambulans! Ayhan Hanım, ambulans çağırın! Kudret Bey. Kudret Bey. Ambulans çağırın! Ayhan Hanım, ambulans! Hazırım, hadi çıkalım. Sen gelmiyorsun. Ne zaman seninle dışarıya çıksam başıma bir şey geliyor benim. Yok söz. Bu sefer seni ekip yarı yolda bırakmayacağım. Cezalısın. Çıkamazsın. Sen de iyi biliyorsun. Müdür beyin izni olmadan buradan çıkamazsın. Esir miyim ben burada ya? Bıktım Ferah, bıktım. Ya benim yaşıtlarım elinde telefon kafelerde geziyor. Sen de burada bu bit kadar odalı 7 kızla beraber kalıyorsun değil mi? Yaşları küçük olanların ağlaması yüzünden uyuyamıyorsun. Sabah uyanamıyorsun, kahvaltıya geç kalıyorsun, bir de aç geziyorsun. Hiçbir şeyin yok senin Narin. Benden başka arkadaşım bile yok. Ama bunları bir tek sen yaşamıyorsun Narin Hanım. Ben de bıktım. Ben de bıktım ama benim de elimden bir şey gelmiyor. İşte nasıl gelmiyor? Hadi beni anladık, reşit değilim. Sen 21 yaşındasın, niye hala buradasın? Hiç mi düşünmedin, hiç mi aklına gelmedi? Ya niye bizi buradan kurtarmıyorsun? Niye ya, neden? Bana bağırma. Kızlar, yeni bir kardeşiniz geldi. Aşağıda sizi bekliyor, hadi gelin tanışın. Tamam tamam, tanışalım da nerede yatacak, yatacak yeri yok. Bir şey söylesin Ali anne. Siz hallediverin onu da. Nasıl halledelim? İsmi ne Ali anne? Hazal. Hazal bugün benim yatağımda yatsın. Sen nerede yatacaksın? Bakarız bir çaresine Narinciğim, bakarız. Hadi gelin bakayım, tanışın. Hadi kardeşinizle tanışın, yürüyün. Bir merhaba diyelim bakalım, kimmiş bu? Dur bakayım, dur dur. Nereye? Derse. Ne dersmiş, bitmedi gitti. Ama az kaldı. Kurtulacağız seninle, mezun oluyoruz. Minimin yavruların yatacak yeri yok. Seninki hala okuyor Aliye Hanım. Ferah. Öğrendi herhalde üniversite sınavını yeniden kazandığını. Nereden öğrenecek kızım? Postadan ne geliyorsa önce benim elimden geçiyor. Kayıt yaptırınca öğrenecek ama. Kayıt ne zamandı? Bugün. Ne duruyorsun, hadi git yaptır. Kadın hukuk fakültesi 5 yıl. Kızım geçer, o da geçer. 5 yıl da geçer. Hadi git bakayım. Hadi. Hadi. Thank you.
Benimin yavruların yatacak yeri yok. Seninki hala okuyor Aliye'nin. Sen 21 yaşındasın. Niye hala buradasın? Çünkü korkuyorum Nari. Cesaretim yok. Benim bu hayatta o yurttan başka hiçbir şeyim olmadı. Burada cesur olmayı değil itaat etmeyi öğretirler. İtaati öğrenenler cesur olamazlar. Buyum ben, bu kadarım. Tek başıma dışarıda nasıl yaşarım? Korkuyorum Nari. Çok korkuyorum. Daha önce eğitim fakültesinde kaydınız varmış. Evet. Neden bitirmediniz? 4. sınıftaymışsınız. Yarım dönem kalmış. Kısmet diyelim. İmza alayım. Tabii. Ünlü iş adamı Kudret Fettah bu sabah geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. İş ve politika dünyasında saygınlığıyla bilinen hayırsever iş adamının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kimi tanıyordu hastalığı, kimi yepyeni bilgiler öğrendi. Ve fark etti. Fettah Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ailemizin büyüğü olan babamız Kudret Fettah bildiğiniz gibi bir kalp krizi geçirdi. Çok kıymetli doktorlarımızın çabalarıyla durumu şu anda kontrol altında. Dualarını esirgemeyen tüm severlerine ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu kadar üzüleceğimi hiç aklıma gelmezdi. Galiba ben Peder Bey'i seviyormuşum. Abi yani Allah aşkına sırası mı şu anda bunun? Biz büyüğümüzden böyle gördük abicim. Adam yıllardır bizimle alay ediyor. Hayır, bir geçmiş olsun diyeceğiz onu bile çok görüyor. Ben saatlerdir burada ne yapıyorum ya? Hayır, kendime geçtim sizi ayıp ediyor. Ben görüştüm vallahi babanla. Ben de. Durum? Ben de. Yakışır. Yakışır. Babama da bu yakışır. Ne diyorsun Valide Sultan? Seninki bir tek bizi görmek istememiş. Valla benim için fark etmez. Ben 40 senedir her gün o suratı gördüm nasıl olsa. Ama seni burada bekleterek risk alıyor. Her an sevgililerinden biriyle karşılaşabilirsin. Yani insan kendine bu kadar iyi bakan bir adam nasıl kalp krizi geçirir diye düşünmeden edemiyor. Yener, terbiyeni takın. Kusura bakma Valide Sultan. Seninkinden aldığım terbiye bu. Oo, damat bey de teşrif ettiler. İzledik basın açıklamanı. Ailemizin büyüğü Kudret Fettah falan. Hı? Büyük PR yaptın. Açıklamayı Kudret Bey öyle istemişti. Ha, seni de gördü yani. Seninle görüşmedi mi? Aman eksik olsun istemez. Zaten onun öleceği falan yok, hepimizi gömer. Yener, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Buyurun Belkıs Hanım. Ben sizi görüştüreyim. Evladım. Kocamla görüşebilmek için senin yardımına ihtiyacım yok. Estağfurullah. Ben öyle demek istemedim. Başar, beni eve götür. Hayatım, bak seninle bir ilgisi yok. Annem sadece biraz gergin, o kadar, tamam mı? Babamı da biliyorsun, boş ver. Sen dedem taburcu olduktan sonra ne yapacaksın onu düşün. Dedemin ilk söyleyeceği şey hadi evlenin artık olacak, biliyorsun değil mi? Duru, bunlar şimdi konuşulacak şeyler mi? Ne var bunda canım? Zaten evlilik halamın ağzından hiç düşmüyor. Ya sen niye bana hala deyip duruyorsun Allah aşkına ha? Halam değil misin? Canım aramızda 4 yaş var, 4. 4 değil, 5. Ben Kudret Bey'i bir daha göreyim. Tamam. O zaman ben de eve geçiyorum. Evde görüşürüz, olur mu? Daha iyi görünüyorsunuz. Farkındasın değil mi? Neyin? Yolun sonunun göründüğünün.
Böyle bir şey bir daha olmayacak. Büyükada'daki yazlığı kliniğe çeviriyorum. Bundan sonraki hayatınız doktor denetimine devam edecek. İnsanlar ölümün kıyısına yaklaştıklarında ilk kurtulmak istedikleri şey ne biliyor musun? İnsanlar. Sen de böyle bir adamın vicdan azabına son vermeni istiyorum. Kim bu adam? Mehmet Ocak diye biri. Benim gibi ölüm döşeğinde biri. Bundan yıllar önce çocuk esirgeme kurumuna bırakıp kaderini terk ettiği bir bebek için ona yardım edecekmiş. Mektup kişiye özendi. Sen onun bebek hakkında söylediklerine dikkat et. Lütfen. Onun dışında ne söylerse onlar her şey yalan dolan. Peki bu bebek kimin bebeği? Adı ne? Bilmiyorum. Yazmamış. Sadece kızdı diyor. Kuruma bıraktıktan sonra da bir daha ne arıyor ne soruyor. Yani vicdansız. Böylelerini cezalandırmak lazım. Merak etme, merak etme. Vicdan denilen şey hiçbir şeyi, hiçbir suçu cezasız bırakmıyor. Bırakmıyor. Onun için git bu Arda'na yardım et. Ama hemme. Ve tamam. Yarın hallederim. Kimse de bilmeyecek. Can. Seni oğullarımdan daha çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Olur mu Ali? Öyle. Ben de sizi babam gibi seviyorum. Bana babamın yokluğunu hiç hissettirmeniz. Öldü Kudret amca. Herkes bir gün ölür can. Nasıl öldüğünün önemi yoktur. Neden öldüğünündür. Hayat dediğin tatlı bir yalan. Ama ölümse tek gerçek. Bundan sonra seni hiç yalnız bırakmayacağım. Sen de benim bir oğlumsun artık.
geceler hep çok zor geçer. Uyumak istersin ama bir türlü uyuyamazsın. Ağlamak istersin. Ağlayınca da korkmaya başlarsın. Ama zamanla alışacaksın. Yatağa girer girmez uykuya daldığın gün burası senin evin olmuş demektir. Sakın korkma, tamam mı? Çünkü narinle biz hep senin yanında olacağız. Hep korkulacak hiçbir şey yok burada. Tamam. Aferin sana. Aferin. Bana da Elif bunları söylemişti. Çok iyi hatırlıyorum. İlk sarıldığımız gece, ilk gün en büyük hayal ne diye sormuştun bana. Sen de tek kelime etmemiştin. Bir insanın nasıl hayali olmaz demiştin sen de. Artık biliyorum. Bana aşık olmak istiyorum. Bir gün beni benden daha çok sevecek biri çıkacaktır karşıma. Çıkar tabii. Ferah abla. Efendim? Sen daha çok olmak istiyor musun? Ben aşığım zaten. Çok uzaklardan gelip beni çok uzaklara götürecek hayali bir sevgili. Nasıl bir sevgili? Bilmem. Hayali bir sevgili o. Ama o zaman buraya geldiğinde unutamayamazsın ki. Nasıl onun uzaklara gideceksin? Doğru. Belki o beni tanır. Ama o da beni için tanıyamaz. Aşk bir yolunu bulur Azalcığım. Sen hiç merak etme. Aşk bir yolunu bulur. Uyuyalım mı artık? Hadi gel. Gel bakalım. Aferin sana. Ay. Bakar mısın? Buyur abi. Ben Mehmet Hoca'nın evine bakmıştım. Mehmet amca sizleri ömür. 3 gün önce cenazesini kaldırdı. Allah rahmet eylesin.
Hepimizin başı sağ olsun. Evi iki sokak ileride sağa dönünce 14 numara. Fatma teyze evdedir. Sağ ol, kolay gelsin. Korkmaz ne yapıyor acaba? Unuttu bizi orada. Feri abla. Canım. Müdür baba seni çağırıyor. Hemen gelsin dedi. Tamam. Ben giderim şimdi. Ferah. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Ben gideyim. Sen burayı toplar mısın? Ben hallederim. Sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ediyorum. Aslında ben İstanbul'dan Mehmet Bey'i görmek için gelmiştim. Müsaade ederseniz size birkaç soru sormak istiyorum. Gir. Buyurun, beni istemişsiniz. 20 yıldır bu meslekteyim. Her çeşit çocuk tanıdım. Senin gibi üçkağıtçısını görmedim. Pardon. Anlamadım. Sen de hiç utanma yok mu ya? Ben neden utanacakmışım? Öğrenci işlerine işim düşmese hiç haberim bile olmayacak. Hukuk fakültesine kayıt yaptırmışsın. Ya benim niye haberim yok? Biz burada eşek başı mıyız ya? Evet. Ne? Evet, yaptırdım. Öğretmen olmaktan vazgeçtim, hakim olmaya karar verdim. Ne var bunda utanacak? Bir 5 yıl daha mı bakacağız biz sana ya? Milletin koruması 18 yaşında kalkıyor, sen hala buradasın. Sokaklar kimsesiz çocuklarla dolu, her gün yenisi ekleniyor. Ya, utanmıyor musun tüy bitmemiş yetim hakkı yemeye? Yeter, yeter ya, yeter, yeter. Yedirdiğin yemek, içirdiğin su mu yetim hakkı? Senin hangi yetim hakkından bahsediyorsun sen? Ben doğarken kaybetmişim zaten o hakkımı. Hem öksüzüm hem yetimim ben. Vereceğin ekmek de su da senin olsun. Ben bundan sonra sana minnet etmeyeceğim. Kendi başımın çaresine bakarım ben. Bebekten de haberim yok beyoğlu. Bilsem niye demeyeyim? Estağfurullah. Ben öyle söylemek istemedim. Bakın, bu çok hayırlı bir iş. Biz yardımcı olmak istiyoruz. Ben de yardım etmek isterim. Ama bilmiyorum. Kimdir o Kudret Fetta? Rahmetli ona niye mektup yazmış? O bebek kim? Kocanız bebeğin ismini yazmamış. En azından bir isim. Bir soy isim. Hiç duymadınız mı? Yok vallahi. Yorma beni oğlum be. Acım çok taze. Madem rahmetli çocuk esirgeme kurumu demiş. Sen git oraya. Orada sor soruştur. Haklısınız. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sen. İyi günler. Fatma ablacığım, canım ablam benim. Kusura bakmadın değil mi, cenazeye gelemedim. Yok kızım, yok. Olur mu öyle şey? Başın sağ olsun Fatma abla.
Mehmet abi çok iyi bir adamdı. Nur içinde yatsın. Sevim, kızım ben seni başka bir şey için aradım. Başımız dertte. Hayırdır, ne oldu? Bir adam geldi. Kudret Fettah'ın avukatıymış. Fatma abla, ne diyorsun sen? Hiç sorma kızım. Mehmet ölmeden önce bir mektup yazmış. Kudret Fettah'a. Bebekten bahsetmiş. Ay Sevim, çok korkuyorum. Başımıza bir iş gelmesin. Sevim, orada mısın kızım? Duyuyorum, duyuyorum Fatma ablacığım. Bak, Mehmet abi o geceden sonra hiçbir şeye karışmadı, tamam mı? Kızın adını bile bilmiyordu. Onlar da bilmiyorlarmış. Avukat bana durdu durdu kızın adını sordu. Korkma. Korkmana gerek yok, tamam mı? Sen ağzını sıkı tut, ben seni arayacağım. Tamam kızım, tamam. Doğumdan hemen sonra kızımızın kalbi durmuş. Bebeğin durumu... Çek işini. Bakma öyle. Yapamıyorsan yaptır birine. Karaçamlardan gelen biri var mı? Almıyorum içeri. Sadık'ı hemen İstanbul'a yollayın. Sonra da bırak gelip alsınlar cenazelerini. Kızınız? Benim için zaten ölmüştü. Madem böyle yan yana yatıyorlar... ...o artık Karaçamların cenazesi. Gelip alsınlar cenazelerini. Sevin. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun burada? Yoksa yakının mıydı? Evet. Alo. Hadi bana güzel bir şey söyle. Haberler kötü. Mehmet Ocak sizlere ömür. 3 gün önce ölmüş. Deme ya. Kötü oldu şimdi bu. Peki yok mu kimi kimçesi, çoğu çocuğu, karısı falan? Konuş onlarla. Karısından başka kimsesi yok. Kadın da bir şey bilmiyor. Ne demek bilmiyor ya? At önüne 3-5 kuruş bülbül gibi öter. Yalan söylemiyor kadın. Bir şey bilmiyor. Ne olacak peki şimdi? İlçedeki çocuk esirgeme kurumuna gidiyorum. Elim boş dönme. Siz merak etmeyin. Yapamazsam bir daha yapamam. Yanlış yapıyorsun. Bu böyle olmaz ki. Bırak. Bırak Ali anne. Hem müdür haklı. Bu yatak benden daha çok ihtiyacı olan çocukların hakkı. Ne yapacaksın sen? Tek başına ne yapacaksın dışarılarda? Ben bu soruyu sonra sonra hiçbir şey yapamadım ki zaten. Hiçbir şey yapamadım. Ama ben bu saatten sonra kimseye minnet etmeyeceğim. Peki Narine ne diyeceksin lan? Narine ne diyeceksin? Ferah, herkes seni konuşuyor, müdürle kavga etmişsin. Evet, gidiyorum ben. Dur, ben ne yapacağım peki? Ben seni 18'inde girdiğin gün gelip buradan alacağım, söz. Hayır, olmaz. Bırakmam seni ben.
Anne bırak. Hayır, ben sensiz bir gün bile duramam burada. Lütfen gitme, lütfen. Olmaz, bırakmam, lütfen gitme. Anne, sen lütfen, lütfen, lütfen gitme. Anne bırak. Ben senin anan değilim, baban değilim. Ablalıksa bir yere kadar yeter ya. Sen demiyor muydun bana hep çık git diye? Sen de biraz başının çaresine bakmayı öğreneceksin, anladın mı beni? Ferah. Ferah. Ferah dur. Ferah dur, bir konuşalım lütfen. Ya beni bırakıp gidecek misin Ferah? Bir dur, bir dur. Ferah. Ferah. Sakın bir daha gelme. Seni içeri alma. Hadi sen de yatakhaneye. Korkmak buymuş meğer. Bu kapıdan çıkmakmış. Dışarıdaki hayata adım atmakmış. Allah'ım yardım et bana. Karşıma iyi insanlar çıkar. Öyle bir yer ki adamı girerken de ağlatıyor, çıkarken de ağlatıyor. Ben de çok ağlamıştım. Hadi. Son bakış. Bir daha geri gelmeyeceksin buraya. Hadi gel. Hadi. Hayırdır kardeşim? Müdür yazısını görmüyor musun? Ne öyle tıklamadan giriyorsun? Kusura bakmayın. Ha, ne? Ne var? Gel. Gir. Ha. Merhaba. Ben yıllar önce kurumumuza bırakılmış olan bir bebeği arıyorum. Baba. Nüfus müdürlüğüne gideceksin. Ha. Çocuğun kimlik bilgileriyle nüfus müdürlüğünde başvuru yapman lazım. Biliyorum ama resmi başvuru da yok. Çocuğun kimlik bilgileri de. Çünkü bebeğin adı yok. Allah bilir. Burası yanlış yardım. Senin yerin nüfus müdürlüğü. Kardeşim. Ben sana yardımcı olamayacağım. Peki. Peki. Kusura bakmayın tekrar. Yardımcı olmak isterseniz bu benim kartım. Fetha Holding mi? Evet, ben Kudret Fettah'ın avukatıyım. Can Yiğit. Hoş geldiniz Can Bey. Buyurun buyurun oturun. Hoş geldiniz, buyurun, sefalar getirdiniz. Siz baştan niye söylemediniz? Kudret Bey bizim medar iftiharımızdır. Hemşerimizle gurur duyuyoruz biz. Bu arada sağlığı nasıl? İyi değil mi?
Haberlerde duymuştum da. Çok şükür, gayet iyi. Yardımcı olacaksınız yani. Aman efendim, emir telakki ederim. Bizim Aliye annemiz var, o her şeyi bilir. İki dakikada hallederiz. Çay, kahve, meşrubat ne arzu edersiniz? Aliye Hanım gelsin yeter. Ay Allah aşkına hızlayıp durma ya. Üf. Senin yüzünden müdür beyden duymadığım laf kalmadı. Yeter. Ağlamaya bile iznimiz yok ya. Bana bak. Sakın bir delilik falan yapma. Ya ne deliliği yapacağım zaten? Ha, Ferah gitti. Ben de arkasından bir yol bulur yanına giderim falan diye bir şey düşünüyorsan boşuna. Külahları değişiriz. Ben kendimi düşünmüyorum. Ferah'ı düşünüyorum. Ne yer ne içer, gece nerede kalır? Sen onu merak etme. Ben Korkmaz'ı aradım. Bizim Korkmaz. Evet. Yalnız mı bırakacaktım o kızı? İyi yapmışsın. Efendim müdür bey. Tamam, geliyorum. Demek Korkmaz'la beraber. Merakım, bağışlayın, bu neden arıyorsunuz bu bebeği? Hayır işi. Gel Ali Hanım, gel gel. Can Bey, İstanbul'dan. Merhaba. 28 Eylül 1997'de kurumumuza bırakılan bir bebeği arıyor. Birkaç gün önce ya da sonra da olabilir. Sen o zamanlar burada çalışıyordun değil mi? Ha, evet tabii. Can Bey bebeğin adını da bilmiyor. Senin bir bilgin var mı? Nereden bileyim, buraya durmadan çocuk bırakılır. Hangi birini hatırlayayım? Bebeği Mehmet Ocak adında bir polis memuru getirmiş. Ama zaten buraya bütün çocukları polis memurları getiriyor. Bebek adını burada almış olmalı. Bakın, bu çok özel bir durum. Hatırlamıyor musunuz? Ya, yoksa arşive bakacağız. İş çıkarma bize şimdi. Sene 97. 21 yıl olmuş. Bu çocuk 18 yaşında buradan çıksa 3 yıllık mezun ya. Bu arada bebek kız. Ha bak, bir de kızmış. Hepsi senin elinden geçiyor. Ya Selman Bey, o kadar çok şey anlattınız, söylediniz ki. Yani çocukların kimi evlatlık verildi, kimi nakil edildi. Yani ben hangi birini hatırlayayım, ne bileyim. Ama bilen birileri mutlaka vardır. Biz 97 yılında kimlerin çalıştığına bir bakalım müdür bey. Bir ben kaldım o zaman da. Büyük bir kurum burası. Ya hizmetli olabilir, eğitmen olabilir. O dönemden hiçbir kimse yok. Yok. Yani kimi emekli oldu, kimi tayin oldu gitti. Benim de o kimin kimsem olmadığı için böyle işte o zamandan bugüne kadar hep ben buradayım. Yok başkası. Peki dönemin müdürü kimdi? Feza Bey. O emekli olunca memleketine gitti. Sonra bir ara öldü diye duydum ama tam bilmiyorum. Tamam tamam, hiç uzatmayalım. Sen 97'nin dosyalarını getir. Bize de iki çay getir. Ha? Kudret Bey'in de kartı pek güzelmiş. Ben size başka bir kart daha vereceğim. Merak etmeyin. Siz de merak etmeyin. Ben tüm seceresini çıkaracağım o kızı. Alo Sevim. Buyur abla. Ya İstanbul'dan bir adam gelmiş. Ferah arıyor. Biliyorum abla. Nereden biliyorsun? Mehmet abinin karısı aradı. Ona da gitmişler. Rahmetli ölmeden önce mektup yazmış Kudret Fettah. Ne diyorsun kızım sen? Merak etme, merak etme. Daha fazlası yok ellerinde. Mehmet abi kızın ne adını ne de kayıtlı doğum tarihini biliyordu. Hiçbir şey bulamazlar, korkma, tamam mı? Sevim, sen o evrak işini halletmiştin değil mi kızım? Hiç merak etme, halletmiştim. Ya ben de öyle hatırlıyorum da işin sen tedirgin oluyor, onun için sordum. İyi yaptın. Kimmiş gelen?
Öğrenebildin mi adını? Ya öğrendim. Adı Can. Can ha? Ya kimmiş, neyin nesiymiş sen biliyor musun? Biliyorum. Yediklerine, içtiklerine kadar her şeylerini biliyorum. Sen rahat ol, hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Tuba, bugün camiye çiçek siparişi verdin mi? Verdi Sevim Hanım. Tezgahtaki Hande Hanım'ın çiçeği. Tamam canım. Merhaba Hande Hanım. Merhaba. Çiçekler sizin için Hande Hanım. Siz niye zahmet ettiniz? Kızımız biraz rahatsızdı, ben getireyim dedim. Çok teşekkürler, çok incesiniz. Çok şanslı bir kadınsınız. Her gün size çiçek yollayan biri var hayatınızda. Yollayana değil, yollatana bakın. Efendim? Yani şanslı olan ben değilim Can. Zenginlikse zenginlik, asaletse asalet. Hepsi bende. Öyle. Masal gibi bir hayatınız var. Yok yani, o kadar da değil. Sonuçta aşk olmadan masal olmaz. Aşk hikayeleri de mutlu sonuna bitince masal olur. Biz daha Can'la yeniyiz. Anlıyorum. Babanız nasıl? Babam gayet iyi. Çok geçmiş olsun. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Ay bunlar nasıl insanlar ya? Ay yıllardır çözemedim bunları. Sen olmasaydın ne yapacaktım ben? Yapardım. Bulurdun sen bir yolunu. Korkmaz. Bana hemen bir iş bulmamız lazım. Para kazanmam lazım benim. Üniversite kaydımı yeniledim ben. Karar verdim, hem okuyacağım hem çalışacağım. Ama önce başımı sokacak bir ev lazım bana. Bir de Narin çok ağladı arkamdan bugün. İçim parçalandı. Kazandığım ilk parayla Narin'ime bir cep telefonu alacağım. Hatta böyle kameralı bir cep telefonu alacağım. Gitsin o Selma'nın gözünün içine soksun. Ferah aldı desin. Nispet yapsın böyle. Ben bütün Adana'ya göstereceğim Ferah'ın kim olduğunu. Ben o Selma'na da göstereceğim. Ben aciz değilim. Kızım bir dur. Allah Allah. Nefes al ya. Bu dediklerini ben 5 senede yapamadım erkek başına. Rahat ol kızım, bu kadar kasma, ilk günün mü senin? Hem bak, dışarıda nasıl başlarsa öyle gidiyor. Tamam. Söyle bakalım şimdi, ne yapmak istiyorsun? Hı? Bilmiyorum. Sen ne yapmıştın? Sorma ya, beni paket etmişler. Gözaltına almıştı. Aa, bize hiç anlatmadın. Suçun neydi? Caminin halılarını çalmak. Sen böyle bir şey yapmazsın. Yapmadın değil mi? Tabii ki yapmadım. Ya yatacak yerim yoktu, gittim camiye girdim. Sabah bir uyandım, ihale bana kalmış. Hoca laf anlamıyor. Hocam diyorum, halı çalan adamın camide işi ne? Basar gider. Adama 6 ay sabah namazı sünneti kıldım. İnandıramadım. Neyse, Allah'tan halden anlayan bir polise denk geldik de o bıraktı. Hala doğrultamadık belimizi. İşte bu yüzden ilk gün çok önemlidir. Anladın mı? Şimdi ne yapıyoruk? Göl kenarına gidiyoruz. Kebabımızı yiyoruz. Künefemizi yiyoruz. Tamam. Tamam. Gidelim o zaman. Kızım bak şimdi. Arabayı patrondan aldım. Caddeleri inletiyorum. Umudum darda, yarınlarda durmaz aslında. Umudum darda, hiç yanında durmaz. Umudum darda, yarınlarda durmaz aslında. Umudum var da, yanımda durmaz. Bahçamı orman eyledim.
derdimi bana derman eyledin. Ben insanı severdim, mene ne eyledin. Ya oyu ya da oy, oyuna dahil ol, soyu ya da soy. Sahi saçıma sakalıma aklar düştü baby. Ve hey kabuk, yarana sadık ol. Canını veremeyen gazi sayılıyor. Hala aynı yoldayım, mayını bol. Ayılıp ayılıp bayılıyor. Neşeden şaşırmışım, biraz da acımdan. Kestane aşırmışım, biraz acımdan. Seni görmemişim dalgınlığımdan. Şeftali toplamışım. Benim öleceğim yok, zaten ölmeyince seveceğin yok. Doğma bebek, doğma canım, seni eğitecek ebeveyn yok. Ama umudum da yok değil, herkes uyudu. Umudun kollarında kelepçeler büyüdü. Sen de duydun deryadaki feryadı. Görmek istemedim gözlerine feryadı. Senin seveceğin yok, ama sevmeden de öleceğim yok. Etme canım, yapma gülüm, sen sevdikçe seveceğim çok. Ama umudum da çok değil, herkes bölündü. Umudun gölgesinde vatan için ölündü. Sen de duydun dağlardaki feryadı. Görmek istemedin gözlerine feryadı. Umudum var da yarınlarda durmaz aslında. Umudum var da. Ha, Narin arıyor. Narin'im. Narin? Buyur abim. Nasıl kaçtın ya? Narin sen ne yaptın abicim? Ver şunu. Nereye kaçıyorsun ya? Ne demek kaçtın? Ne demek kaçtım? Ya basbayağı kaçtım işte. Camı açtım. Telerüklerden tırmandım. Kaçtım işte. Geri dön. Gelip beni alın. Geri dön diyorum sana. Narin geri dön. Narin neredesin? Orada kal. Geliyoruz. Hadi yürü. Korkmaz. Of Narin of. 28 Eylül tarihinde gelen bir kız çocuk yok. Bir hafta öncesinde ya sonrasında da yok. Ya bebeğin kız olduğundan emin misiniz Can Bey? Eminim. Peki 28 Eylül'den sonra ne zaman kız bebek gelmiş? Kasım'da bir çocuk gelmiş ama o da erkek. Yılda yanılıyor olabilir misiniz? 90. 9. 9 çocuk gelmiş ama 4'ü kız. Ama orada da Eylül'de gelen olmamış. Bu iş böyle olmayacak. Ben bebeğin adını öğrenmeye çalışayım. Siz de o dönem çalışan personeli bir araştırın. Mutlaka bilen birileri çıkacaktır. Tamamdır. Siz hiç merak etmeyin. O top bende. Ben izninizi isteyeyim. Ben de sizi uğurlayayım. Sen, senin burada ne işin var? 4 ay sonra 18 oluyorum. Ha bugün kaçmışım ha 4 ay sonra. Zaten kovmayacaklar beni yurttan. Ben de onlar kovmadan kendim çıkayım dedim. Narin, ablacığım. Çocukça davranıyorsun. Polis senin yurttan kaçtığını anladığı an, nerede olursan ol, gelip seni alacak. Ne olmuş yani? Polis beni arasın, ben de onlar aradığında İstanbul'daki ablamı ararım. Ne ablası ya? Hangi abadan bahsediyorsun sen? Ablan sana burada sahip çıkmamış, İstanbul'da mı sahip çıkacak? Korkmaz. Şuna bir şey söyle. Bir şey söyle. Susma. Korkmaz. Bu gece seninle kalabilir miyim? Ne demek canım? Başımın üstünde yerim var. Ne? Ne diyorsun sen ya? Da. Bu aralar yok. Kızım zaten ben idareten yaşıyorum bu hayatta. Benim başımı sokacak bir evim bile yok ki. E tamam işte.
Sen de benimle İstanbul'a gel. Hem yeni bir iş bulur sana. Kafeymiş. Bu laftan anlamıyor. Sen de susma, bir şey söyle bak. Yemin ediyorum sinirimi senden çıkartacağım şimdi. Anne merhaba. Ya alış artık aşkım diye açman lazım telefonu. Nasılsın? Sen lalelerini aldım aşkım. Ama bu sefer içinde not yazmamışsın. Biraz telaşım vardı, kusura bakma. Üç ayda olmadan eskidik mi yoksa? Ben seni daha sonra arayayım mı? Şu an çok müsait değilim. Bu arada bu gece gelemeyebilirim. Aa, neden ki? Acilen şehir dışına çıkmam gerekti benim. Babam seni fena çalıştırıyor değil mi? Narincim, kokulu silgim. Bak, kaça kaça yurttan iki sokak öteye kaçabilmişsin. İstanbul'da nasıl yapacaksın? Büyükşehir orası, adamı yerler kızım. Korkmaz. Senin bir annen vardı değil mi İstanbul'da? Ay. Oho. Narincim ne yapıyorduk abicim? Bu konulara girmiyorduk değil mi? Yok korkmaz. Narin laftan anlamıyor. Biz bunu götürelim, teslim edelim. Yürü. Bir daha konuşmam seninle ha. Ne yapacağız peki? Daha iyi bir fikrin var mı senin? Bize akıl var, biz de onu yapalım o zaman. Söyleyeyim mi? Korkmaz da duysun mu? Neden yalnız kalmaktan korktuğumu o da bilsin. Korkmaz. Korkmaz beni. Sus! Korkmaz beni Fibi Bey. Tamam Narin. Korkmaz. Tamam Narin. Korkmaz. Bırak! Zaten bunu da unutmuşsun. Ah be Narin, ah be. Hadi öp de kapatayım o zaman. Çok öpüyorum. Haberleşiriz yine. Ben de. Bay bay. Narin! Narin sen niye yola fırlıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya? İyi misin? Hah, iyi misin ha? Acıdı mı bir yerin? İyi misiniz? Yani ben değmedim bile ama isterseniz hemen bir ambulans falan çağırabilirim. Hadi. Amirim bir sıkıntı yok, biz gidiyorduk. Bak hele bak bak bak. Lan oğlum nasıl yok? Bacım iyi misin? İyiyim ben. Nasıl oldu bu olay? Yani birden benim önüme çıktı Memur Bey. Ben ne olduğunu anlayamadım. Aa. Beyefendi doğru söylüyor Memur Bey. Gerçekten doğru söylüyor. Hatta ya bir saniye, siz hiç zahmet etmeyin, olayı ben size anlatayım. Araba yaralıya değil, yaralı arabaya çarptı. Ah be, çok üzgünüz biz de şu an. Şöyle yapalım, siz hasar tespit edin biz. Ne gerekiyorsa ederiz. Dalga mı geçiyorsun sen? Hı? İnsan bir geçmiş olsun da özür diler. Geçmiş olsun. Özür dilerim tabii ki de. Size de geçmiş olsun. Ben iyiyim, benim bir şeyim yok. Ah güzel kardeşim, o beni hiç ilgilendirmez. Benim işlem yapmam lazım. Her yerde mobese var. Çekiyor bunlar, biliyor musun? Çekiyor. Amirim biz şikayetçi değiliz ama. Olabilir güzel kardeşim. Ama bu kameralar cincik gibi çekiyor. Gözündeki çapağı kadar çekiyor ya. CSI Adana mübarek. Ey yavrum ey. Bu beni de çekti şimdi. Yok. Benim kesin işlem yapmam lazım. Hadi bakalım kimliklere bir çıkalım. Çık. Ehliyet rica edeyim. Çıkarsın. Hadi bakayım. Kirve bekleme, çık kimliği çık. Amirim benim olayla bir alakam yok ama. Merak etme, ben seni olayların tam ortasına yerleştireceğim. Seni şahit yazacağım. Ben bir ambulans çağırsaydım. Hiç gerek yok paniğe. İki sokak ötede hastane var, oraya gidelim hadi bakalım. Yok hastaneye gerek yok, ben iyiyim, ayrıca şikayetçi de değilim. Ya güzel kardeşim sen neyini anlamıyorsun? Bu kameralar çekiyor diyorum ya, olur mu öyle şey? Tamam hadi ifadeyi de hastanede alıyoruz. Hadi bakalım arabalara, gel. Tamam biz kendi aracımıza geliriz o zaman. Takip et ama ha. Hadi bakalım. Bana bakın. Direkt hastaneye gidiyorsunuz. Ben de bununla geliyorum kaçmasın diye, tamam mı? Korkmaz. Korkmaz. Bak hastaneye gidersek yurda beni geri gönderirler. Yürü Narin. Ya 4 ay sonra zaten 18 oluyorum bak. Gitmesek olmuyor mu? Önlem amaçlı biliyorum. Anlamadım. Olur da kaçarsanız diye sizinle geliyorum. Yani bence siz dua edin Narin'e bir şey olmasın. Merak etmeyin kaçmam. Bak bas gidelim, ne olur bas gidelim. 4 ay sonra 18 oluyorum zaten. Ya yurda geri mi döneyim?
Polisi takip etmeyecek miydik? Ama oluyor ya bu. Nereye? Kaçıyorlar ya. Kaçtılar işte. Gittiler işte ya. Bizim polisi takip etmemiz gerekiyor. Tamam, et, et. Ah korkmaz. Ah Narin. Tamam gidelim biz. Ben neyi bekliyorum burada ya? Ortada ne kaza var, ne şikayet var, ne de yaralı. Neyin ifadesini vereceğim? Ne yapıyorum? Neyi bekliyorum? Seni burada tutan mı var? Yok da. Yok da polis bekleyen deyince ben de. Neyse. Var mı kaçan arkadaşlarınızdan bir haber? Yok. Yani telefonu açsalar öğreneceğim ama yok. Korkmaz. Ne yaptın sen? Haberler iyi. Otogarın eczanesinde Narin'e check-up yaptırdım. Hiçbir şey yok maşallah. Ne otogarın eczanesi? Korkmaz bak bu işin büyük belaya girecek. Narin'in bu gece yurda geri dönmesi lazım. Ne diyorsun sen Ferah? Ne yurdu? Duymadın mı kızın az önce neler dediğini? Bak Ferah, o kız oradan kaçacak. Bir dahakine ben yanında olmayabilirim. Belli ki sen hiç olmayacaksın. Ne yapalım? Kızı çakalların önüne mi atalım? Tamam, ne yapacağız peki? Sana da bilet aldım. Atla gel otogara. Bir saat sonra İstanbul'a yola çıkıyoruz. Korkmaz, burada her şey birbirine karıştı. Müdür ortalığı ayağa kaldırıp birazdan benim ifademi alacaklar. Sen kafayı mı yedin? Ben buradan nasıl çıkıp geleyim? Acelem var da ifadeni ver çık. Hadi bir saat sonra otobüs kalkıyor. Saçmalama, ben gelemem. Korkmaz. Korkmaz. Merak etme, gelecek. Etmiyorum. Sen beni bırakmazsın. Bırakmam tabii. Hadi ya, üşüdüm. Dondum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seninki Adana'ya gitmiş. Haberim var, konuştuk. Kendi burada yok ama çiçekleri burada. Niye gitmiş? İş içindedir. Jet'i Adana'ya kaldırdığına göre önemli bir şey olmalı. Geri dönüş programı da yaptırmamış. Vallahi ben olsam ben de yaptırmam. Oradan zınk. Öncelikle Kiev. Çat kapı Anastasya tabii. Oradan bir Amsterdam. Gitmişken bir Emma'ya uğramadan olmaz tabii. Emma özlemiştir beni. Oradan bir Monaco yaparım. Ah ya, benim yurt dışım geldi yine galiba. Bak söylüyorum size, o jeti en yakın zamanda kaçırıyorum. Haberiniz olsun. Ben yani sadece kaçırmakla da kalmıyorum, kendim uçuruyorum. Sence Can Hande'yi aldatıyor mudur? Ya da hiç aldatmış mıdır? Sen bilirsin bu işleri. Vallahi bilemiyorum açıkçası. Ama bilsem de söyler miydim? Sanmıyorum. Duru. Acaba sen Hande'yi kıskanıyor olabilir misin? Benim bir tane halam var. Kıskanmayıp da ne yapacağım? Neyse ben yatıyorum, çok yoruldum. Yani halanı demiyorum. Halan üzerinden acaba Can'ı kıskanıyor olabilir misin? Aa, evet ya. Olabilir. Onunla olan her şeyi kıskanıyorum, öyle değil mi? Vallahi hiç öyle durmuyorsun ama... Aslında sen çok komik bir kızsın. Sen kendine bak. Adın Başar ama hiçbir başarın yok. Bu daha komik değil mi? Peki Duru'cum ben? Ya halacığım, senin durumun melankolik. Nikah masasında terk edildin. Ama iyi oldu, ben Efe'yi hiç sevmemiştim. Hiç olmazsa Can'ı kıskanıyorum. Sen kendine bir sevgili bulup rahatlasana ya. Vallahi bizi de rahatlat. Ben seviyorum bunun bu hallerini. Yani deli falan ama ne düşünüyorsa söylüyor. Yani çoğu da doğru.
Baban yarın taburcu oluyor. O taburcu olmadan elini öpüp geçmiş olsun diyeceksin. Ne değişecek ki? Önce el öpenlerin çok olsun der. Sonra da var mı yeni proje diye alay eder. Anne, bu adam niye benden bu kadar nefret ediyor? Yok. Senden değil. O kendinden nefret ediyor. Ama Yener, sen de çok hata yaptın. Yani neyi eline attıysan boş çıktı. Ama madencilik böyledir. Ararsın, bir şey bulamazsın, vazgeçmezsin. Toprak bereketlidir, mutlaka bir şey verir. Ama ben bunları kime anlatıyorum? Adamda vizyon sıfır. Herif iş adamı değil, mafya babası. Bak, benim bu kaya gazı projesini hayata geçirmem lazım anne. Bütün dünya bunu konuşuyor. Doğal gazdan daha ucuz. Türkiye'de petrol yok, doğal gaz yok ama kaya gazı var. O gaz da bende. Yok canım, sende değil. Babana ait o topraklarda. Bak Yener, babanı eve dönmesi için ikna etmeliyiz. Eğer dönerse sen de projeni anlatırsın. Gülüp eğlensin diye mi? Ne yalan söyleyeyim, hastaneye kaldırıldığını duyunca sevindim. Belki ölür de miras açıklanır. Ay yeter. Yarın benimle hastaneye geliyorsun. Babanla yeni bir sayfa açarsın. Açacağım ben o sayfayı. Açacağım. Ama içinde o olmayacak. Ben bu kadar seveceğini hiç tahmin etmemiştim doğrusu. Sizi de yorduk. Ferah. Sen Can Bey'e ne zaman teşekkür edeceksin? Senin lehine tanıklık etmeseydi Narin'in kaçışı senin de başını yakardı. Kime diyorum ben? Saat de bayağı geç olmuş. Evde hanım bekler. Şöyle bir... Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin işinizi halledeceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne istiyor bu adam senden? Ne isteyecek canım? Adam bana yardım etmeye çalışıyor. Hiç gözüm tutmaz. Bence gayet beyefendi bir adam. Ayrıca çok yakışıklı. Şaka yapıyorum, şaka. Senin İstanbul'a gitmen gerek, biliyorsun değil mi? Narin'i alıp buraya getirmen lazım. Biliyorum Ali anne, biliyorum. Yoksa Narin orada Korkmaz'ın da başına bela açacak. Yani. Ali anne. Hı? Ben bugün nerede kalacağım? Bakma bana öyle. Dönmem ben o yurda. Tamam. Tamam, ben yer ayarlayacağım sana, hadi yürü. Efendinin çok olsun. Var mı yeni bir proje? Var baba. Malikanenin bahçesine domates ekiyorum. Bir gelişme var desene. Sayende emekli memurlara döndüm. Şirkete giremiyorum. Ya sen hıyar da eksene. Allah'a yakışır sana. Ben müsaadenizi isteyeyim. Allah Allah, ne zamandan beridir müsaade ister oldun sen? İçmiş olsun baba. Ne haber Berdir? Kudretçim, ben senin ahbabın değil karınım.
Sen 40 yıllık karısına ne haber demez değil mi? O kadar oldu mu ya? Ya. Biz 40 yıl nasıl dayanmışız birbirimize? Belki de en az yarısında evde olmadığım için. Evet ama bunu kimsenin bilmesine gerek yok. Bak şimdi insanlar seni ziyarete gelecek. O yüzden de evde olman gerekiyor, tamam mı? Ben de tam çıkıyordum. Kudret. Heh? Rica ediyorum beni gene rezil etme lütfen. Çok güzel bir kadınsın. Ne buluyorsun içerideki morukta? Alo, siz kimsiniz? Bırak şimdi numara yapmayı. Kim olduğumu gayet iyi biliyorsun. Ya gerçekten merak ediyorum. Nedir bu adamı bu kadar özel kılan? Bende olmayıp da onda olan şey ne? Baba şefkati. Karizma. Ben de onun kadar zenginim. Para değilse ne? Kalite. Ben kız tütününüm ben. Buradan birlikte çıkacağız Kudret. Benim de bir prestijim var. Vallahi mi? Parayla değil mi? Değil mi? Parayı ben ödemiyor muyum? Dostların seni ziyaret edecek. Küçük bir parti vereceğiz. Sen de evde olacaksın. Ondan sonra ne istiyorsan onu yap. Kudret, oğlum. Araba dışarıda bekliyor Kudret Bey. Selin Hanım, yeni yönetici asistanım. Ne zamandan beri sekreterler yönetici asistanı oluyor? Ne yaptım ben şimdi? Üzülme. Belkıs Hanım, prestij sahibi bir insandır. Böyle şeylere alışkındır. Bu yeni bir durum değil. Ne oldu? Yaptın mı dediklerimi? Yapacağım. Yakışmayacak ama... Dediğinizi yapacağım. Para teklif edeceğim. Teklif etme. Masanın üstüne bırak. Paranın yüzü sıcaktır. Sonra da bana gel. Tamam. Nedir seni bu kadar üzen şey Kudret? Can ne yapıyormuş ki orada? Sen etliye sütlüye karışma. Babacığım... Kalpsiz bir adamım diyordun. İnanmıyordum. Vallahi doğruymuş. Sen nasıl kalktın ayağa ya? Ölmeden önce yarım bıraktığım bir şey vardı. Dedim onu tamamlayayım. Sen ne yaptın o işi? Her zamanki gibi hallettim. Avukat villada bekliyor seni. Güzel, beklesin. Ya dur önce gidelim bir kebapçıya bir kebap yiyelim. Karnımız marnımızı doyuralım kendimize ya. Emrin olur.
uşaklarla gönderiyorum seni. Hemen git gel diye. Şunu al cebine koy. Bunu da yolda yersin. Gitti senin bütün maaş. Sen bana narini getir. Ha, bir de bunu al. Bu ne? Bu acil bir durum olursa ara bunu var. Kim bu Sevim Hanım? Bir ahbabım. Ararım. Senin hakkında söyleyeceğim. Sen bana narini getir, yeter. Söz ver bana. Söz. Söz veriyorum, getireceğim. Hadi git, hadi git. Ondan çıkış yapacağız. Kuzey taraflı. İsterseniz buyurun geçelim. Pardon. Ne tesadüf diye düşünme. Çünkü değil. Biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Ne konuda? Her şey olabilir. Zaten ortak bir noktamız da var. Nedir o? Her ne kadar çarpmamış olsam da narin. Dün hastaneye götürememiştim. İçime dert oldu. Belki bugün birlikte götürürüz. Yok. Gerek yok. Narin iyi, sağ olun. Teşekkür ederim. Onu almaya mı gidiyorsun? Narin İstanbul'a gitti. Sen de onu almaya gidiyorsun. Bence öyle. Yoksa değil mi? Öyle. Lütfen emniyet kemerinizin güvenli olarak bağlandığından emin olun. Emniyet için uçuş boyunca kemerinizi bağlı uçağa biniyorsun. Evet. Pardon.
Amin. Dur Azalcığım, sen hiç merak etme. Aşk bir yolunu bulur. Can. Dur, senin ne işin var burada? Chat'te gidip ekonomiyle dönen adamı herkes merak eder. Sebep buymuş demek. Kendine yeni bir yol arkadaşı edinmişsin. Merhaba. Ben Duru. Biz bir şeyler yemeye gideceğiz. Bize katılmaz mıydın? Ne yemeği ya? Yemek de nereden çıktı? Ama siz şimdi acıkmışsınızdır. Hem biraz laflarız. Yok, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımı almaya geleceklerim. Ama bana ismini bile söylemedin. Boğaz etmesene kızı. Lütfen yanlış anlamayın. Can bizim ailenin müstakbel damadı. Ben baldız sayılırım. Sır saklamasını bilirim yani. Sen Duru'nun kusuruna bakma. Biraz tuhaf bir kızdır ama zararsızdır. Narin'im. Ferah. Kim bu kız? Ya beklesenize beni. Kudret Bey, hoş geldiniz. Kardiyolog doktor Hakan Mutlu ben. Bundan sonra size emanet, öyle mi? Nazlı Hanım da hemşireniz. Can Bey bana psikiyatri ihtisasınızın da olduğunu söylemişti. Hiç merak etmeyin Kudret Bey. Zihninizde, kalbinizde emin ellerdim. Odanızı küçük bir polikliniğe çevirdik. Görmek ister misiniz? Belki daha sonra. Sanki Can... Bu işi biraz abarttı gibime geliyor. Sen ne diyorsun? Sürpriz! Ben de nerede kaldı?
Acaba ben kötü bir şey söyledim de prensesime kalbi mi kırıldı diye düşünüyordum. Kırdın tabii. Ya baba çok korkuttun bizi ya. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Sen hayırdır içine düştün kızım? Yok be babacığım ya, estağfurullah senin yanında. Selin sen bize biraz müsaade eder misin? Gelin 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 şöyle yanıma oturun, şöyle dizimin dibine. Oh, keyfim yerinde. Kız bu balonları çok sevdim. Duru nerede? O niye gelmedi? Vallahi Duru'nun durumu fena babacığım. He? Sürmenaj oldu. Yani artık çalışmaktan kafayı yemiş durumda. Peki sen ne yapıyorsun? Oğlum bir işe yara artık ya. Bir torun istiyorum. Abim vere vere bir kız verdi. İkincisini yapamadan hanımefendi kaçtı gitti. Vallahi babacığım bu konuda ben de en az senin kadar muzdarip. Konudaki en büyük engel annem. Kimi tanıştırsam hafif meşrep bu kız deyip yolluyorum. E benim de moralim bozuluyor. Benim için fark etmez. İstersen pavyondan çıkar. Ama erkek bir çocuk istiyorum. Yoksa soyum nasıl sürecek? Ya. Prensesim. Lütfen artık sen de şu gelinliğe bir diktir. Yani sadece bir ayağım değil. İki ayağım birden çukurda. Ay bu ne biçim lafı, Allah korusun ya. Tamam korudu korudu. Korudu gel. Gel şöyle gel, sizi bir içime çekeyim şöyle. Oh. Evlat kokusu gibi yok. Kudret kalk. Çocukların çok sevdiği o menemenden yap şöyle alana işi. Bol acılı, bol soğanlı. Ben de şöyle banarım. Ondan sonra da bir tavla. Gel keyfim gel. Yok baba sen dur. Hiç yorma kendini, biz tokuz zaten. Hem seni almaya geldik. Eve götüreceğiz. Hadi o zaman size müsaade. Ya babacığım kötü bir şey mi söyledik ya? Bizle eve gel dedik alt tarafa. Can mesaj atmıştı. O da gelecekti. Onu bekleseydik bari. Annene hürmetlerimi ilet. Onu uzaktan sevmek aşkların en güzel. Ha babacığım. Yener abime bir mesajın var mı? O sabah ağzının payını aldı. Hadi. Yallah. Tamam ama bak baba kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Bak geleceğiz sana. Hadi. Kurt avukat Haydar Bey, kusura bakmayın beklettim. Hoş geldiniz siz de hanımefendi. Söz konusu Kudret Fettah Bey olduğuna göre herkes beklemeyi bilmeli. En çok da beklenmedik şeyleri. Haydar Bey bu son işimiz. Bazılarının hoşuna gitmeyecek ama. Şimdiye kadar kimin hoşuna gittik? Noter Hanım'ı da davet ettiğine göre demek ki çok önemli bir şey. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Sana çok kırıldım. Sen Jet'in boş döndüğünü nereden biliyordun? Ayhan Hanım çok yaşlandı. Bence kendine genç bir sekreter mi? Bazen beni çok korkutuyorsun. Maşallah ajan gibisin. Aile geleneği. Mesela bugün dedemin avukatıyla görüşeceğini babaannem benden önce öğrendi. Ne bu yani şimdi? Avukatı adamın istediği zaman görüşür. Kalp krizinden sonra ise eğer insan ister istemez mirası düşünüyor. Biliyorsun dedemin paylaşılması gereken büyük bir serveti var. Duru. Niye bozuldun ki sen şimdi? Beni küçük oyunlarınıza sakın alet etmeyin. Çünkü ben o adamı gerçekten seviyorum. En iyisi ben sana bir deniz taksi ayarlayayım. Dedeme gitmiyor musun? Bir dahakine bizim tekneyle birlikte gideriz.
Kudret'in sizden noterde istediğini öğrenince tabii ister istemez vasiyetini değiştirecek diye düşündük. Ben de öyle düşünüyordum ama düşündüğüm gibi olmadı. Efendim, Kudret Bey jübilesini yapıyor. Ve bütün yetkilerini Can Bey'e devretti. Yok, görmeme gerek yok. Müstakbel damadımız resmen patron oldu yani. Zaten öyle değil miydi? Öyleydi de resmiyet kazanması bir parça gururumu kırmadı değil. Önemli bir şey yoksa ben müsaadenizi rica edeyim. Baydar Bey, çok teşekkür ederim. Hanımefendiciğim, ben Kudret Bey'den önce sizin avukatınızım. Ve hep öyle kalacağım. Saygılar efendim. Sağ olun. Buna sevinelim mi, üzülelim mi bilemedim. Bunun arkasında başka bir şeyler var. Baban kesin bir şeyler çeviriyor. Ne olabilir ki? Öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz anne? Neyi öğreneceğiz? Diyenerciğim, senin annenden öğrenecek çok şey var. Canım. Sen bir hemşire hanıma kadar gidip de bir şeyler öğrensene. Hem artık hasta bir sevgilim var biliyorsun. Ne olur ne olmaz. Ha bir de doktoru söylesene bana gelsin. Artık avukatım olduğunuza göre size güvenebilirim değil mi? Ne demek baba? Bırak da kendisi konuşsun ki. Ha? Ya Latif Bey ağzını davalardan davalara açıyor baba. Allah Allah. Aynen. Kendisi aynı zamanda noterdir. Komple bir insan yani. Bir artısı var. Raconu çok iyi biliyor. İşte içine çaksın diyorsun. İşte. İşte içine çaksın. Buyurun Kudret Bey, beni istemişsiniz. Doktor Bey, benim akli dengemin yerinde olup olmadığını söyler misiniz? Babacığım fazla karıştırmasak bir şeyler çıkar diyorsun. Sadece birazcık kalbinizi tekledim. Yani şunun altına imzamı çakarım diyorsunuz. Nedir bu? Bu vasiyetim için akli dengemin yerinde olup olmadığını gösterir rapor. Hayrına imzalar mısın? Önce sekreteri, sonra sevgilisi yaptım seni. Ama kapının önüne koymasını da bilirim. Vay vay vay, senin ajanın demek. Anne senden korkulur, adamın yatak odasına bile girmişsin. 40 yıllık kocam olsun o kadar değil mi? Bazen beni çok korkutuyorsun.
Güle güle Latif Bey. Hoş geldin Can. Gel, gel, gel. Ben de seni bekliyordum, gel. Elim boş döndüm. Kusura bakmayın. Aradığımız bebekle ilgili somut bir şeye ulaşamadım. Hiç önemli değil. Sen başladığın işi mutlaka bitirirsin. Bu ne? Otursana. O zarfın içinde yazılı olanları bir tek ben biliyorum. Ama öldükten sonra ilk sen bileceksin. O zarfı ben ölene kadar açmayacaksın. Başkalarının açmasına da izin vermeyeceksin. Çünkü kötü sonuçlar doğurabilir. Zarf niye bu kadar önemli ki? Çünkü zengin adamlar vasiyetlerini yazdıklarında çıkan fısıltılar bile gür duyulur. Konu sizin servetinizse doğru. Dikkat etmek lazım. İçinde başka bir şey daha var. Ne gibi? Onu da ben öldükten sonra anlarsın. Ama merak ediyorsan şimdi açıp bakabilirsin. Ediyorum. Ama söz verdim. Ya sen cansın. Sen verdiğin sözde duransın. Bu zarfın içinde ne olduğunu çok uzun bir süre anlayamayacağız demek. Allah gecinden versin. Gelsene bir sarılayım ben sana. Ben izninizi isteyeyim. Selin. Can burada. Kudret ona bir zarf verdi. İçinde ne olduğunu bilmiyorum ama önemli bir şey olmalı. Çünkü Kuyu'nun bulduğu avukatla hazırladı. Kuyu'nun bulduğu avukat mı? Sana bir şeyler çeviriyor demiştim. Of. Korkmaz bu, böyle olmayacak. Ya ben biraz daha yürüyemeyeceğim. Çalmadığımız kapı kalmadı bizim bu mahallede ya. Anneni ara, neredeyse gelsin alsın buradan bizi. Arayamam. Neden? Numarası yok. Nasıl yok ya? Zaten değiştirmiştir. 7 yıldır. Sen 7 yıldır annenle görüşmüyor musun? Kızım, yurttan çıktıktan sonra yolum buralara düştü. Bir çayını içip gitmiştim. Sen içtiğin bir çaya güvenerek mi bizi ta buralara getirdin ya? Aman ben kafayı yiyeceğim ya. Aha, ev bura. Ya değilse? Ev bura. Da annem içeride mi göreceğiz. Thank you.
Delikanlı merhaba. Biz Gönül Hanım'a bakmıştık. Annem. Anne diyor. Senin bir kardeşin mi var? Ne var? Ha? Korkmaz. Siz nereden geldiniz? Adana'dan. Kardeş misiniz? Yok değiliz. Ama kardeş gibiyiz. Yorgunsunuzdur da. Hadi öp abinin elini. Hadi. Sen ol. Kimsenin elini öpme. Bu da sana bir abi tavsiyesi. Tamam? Hı-hı. Gel bakalım, otur şöyle. Adın ne senin? Benimki Korkmaz. Ömer. Çek o zaman Ömer. Güzel. Anne, Korkmaz gerçekten de abim mi? Evet. Gerçekten abin senin. Selo abi gibi değil yani. Benim oğlan geldi. Ne oldu ya? Nereden çıkmış bu? Yürü işte. Selo, bu oğlum Korkmaz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bunlar da Korkmaz'ın arkadaşları. Yakışır. Hoş geldin Can. Hoş bulduk abi. Biraz konuşalım mı? Bekleyemez mi? Kızım, Can Bey'in çantasını odasına bırak. Bize de iki tane kahve söyle. Hadi. Can seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Biliyorum abi. Çok az seviyorsun. Babamla aramı düzeltmem lazım. Yardımına ihtiyacım var. Ben ederim etmesine de... o bize yardımcı olur mu onu bilmem. Seni kırmaz biliyorsun. Ama seni çok kırıyor bu aralar. Öyle. Kesin duymuşsundur. Bugün beraberdik. Tüm yetkilerini bana devretti. Zaten sende değil miydi? Ha resmi, ha gayri resmi. Sen yine de babamla bir konuş. Kahve? İçmeyecek miydin? Artık yemekten sonra içeriz. Hoş geldin.
bulduk. Babam çok ısrar etti eve git diye. Yoksa Boğaz'da baş başa olacaktık. Tekneyi ayarlamıştım. Bir şey demeyecek misin? İşte. Boğaz diyorum. Baş başa diyorum. Yarın yaparız desene. Gerçekten çok yorgunum. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Peki tamam o zaman. Gel biz baş başa konuşalım seninle. Anne ne işimiz var burada? Çantada bulamadım, arabaya bakacağım. Ya arabada da yoksa? Onu da sen bul. Bir kere de sen bir şey düşüne, ne dersin? Ben de bagaja bakayım. Ceset mi arıyoruz? Topu topu küçük bir zarf niye bagaja koysun ki? Doğru. Söylemedi deme. Her an uyuyakalabilirim. Babam ne dedi bugün sana? Hiç düğünden bahsetti mi? Sıra ona gelemedi. Bana artık bir gelinlik diktir dedi vallahi. Ne dersin? Beraber seçelim mi gelinliği? Tamam. Öyle yapalım. Ya ne demek tamam öyle yapalım ya? Sen hiç heyecanlanmıyor musun? Nasıl bir cevap bu? Bak ben çok heyecanlıyım ama. Ay pardon. Kapı açıktı, kusura bakmayın. Söyle durum. Yemek vakti. Sofra hazırlanıyor. Tamam. Söyle şimdi çıkarken arkandan kapıyı kapat. Bence yiyelim ya. Ben çok açım. Sen çok yaramaz bir kızsın biliyorsun değil mi? Can, sen dün neredeydin? Dur anlatmamış herhalde. Adana'daydım. Neden? İş için. Ne işi? Özel bir iş. Çok uzak değil mi? Yani sen özel işlerini böyle uzak yerlerde mi görüyorsun? Akraba ziyareti değilim. Ya, ama ben senin bizden başka kimsen olmadığını sanıyorum. Anne... Can çok yorgun. İstersen bırak da yemeğini yesin. Tabii. Zaten bundan böyle sen dahil masadaki herkes ona karşı konuşmalarına dikkat etmeli. O neden? Peder Bey şirketteki bütün yetkilerini resmen Can'a devretmiş. Oo. Ekşir kardeşim hadi hayırlı olsun. Eskiden patronun sağ koluydu. Şimdi patronun da patronu oldu. Hı? Estağfurullah abi. Duru. Sen ne diyorsun babacığım? Canımıza. Canıma. Annen senden hiç bahsetmemişti. Annen zaten doğru düzgün bir şey anlatmaz. İlk tanıştığımızda evlere temizliğe gidiyorum dedi. İki gün sonra Night Club'te karşılaştık. Yalan mı gönlüm? Göbek atmıyordun ama vestiyere sen bakıyordun. Oryantel'in sonu vestiyerde biter. İki kere, iki dört. Şaşmaz. Korkmaz. Sen ben görmeyeli bayağı yakışıklı olmuşsun ha. Şişt. Hanginiz kaçırdı? Çekinmeyin, söyleyin. Bir sus be adam. İki çift laf ettirmedin oğluna. Cır 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 cır. Lan! Yavaş oğlum. Kıtlıkla mı çıktın? Tamam.
Anne. Biz yatalım. Geç oldu. Sabah muhabbet ederiz. Hep beraber mi lan? Yemeğinizi yemediniz daha. Biz yiyip gelmiştik zaten. Sağ olun. Susmayın ya. Söyleyin bir şey. Niye benim herkesinki gibi bir annem yok? En azından bir annen var. Bizde o da yok. Korkmaz. Çok özür dilerim. Keşke İstanbul'a gelelim diye tutturmasaydım. Sen benim gerçekten de abim misin? Evet. Anne öyle dedi ya. Ben de senin gerçekten abinim. Peki niye bana bir şey getirmedin? Kusura bakma, ben bir kardeşim olduğunu bilmiyordum. Ama sabah söz sana bir şeyler alacağız, tamam mı? Sağ ol abicim. İyi geceler. İyi geceler. Abi dedim. Günaydın. Günaydın. Ferah. Hı. Biz bu evde kalamayız. Evet. Bu evde kalamayız. Ama Korkmaz da kardeşini asla bırakmaz. E tamam da biz ne yapacağız peki? Biz de Korkmaz'ı bırakmayacağız. Yurda geri dönmüyoruz yani. Korkmaz nasıl başlarsan öyle devam eder demiştim. Ben sabah uyandığımda ilk defa yaşadığımı hissettim. Bence gayet güzel başladık. Ya sen ciddi misin? Ve ciddiyim. Aa bak ne gösterir. Ne bu? Ali'ye anne verdi. Orada acil bir durum olursa bu kadını ara dedi. Kim ki bu kadın? Sevim Hanım. Ahbabıymış. Bakarsın Sevim Hanım burada bana bir iş bulur. İstanbul'da oluyoruz yani. Evet İstanbul'da oluyoruz. Bir de biz deneyelim canım. Ne varmış sanki bunda? Ya deneyelim tabii. Deneyelim. Bizim neyimiz eksik? Ferah. Hı. Her şey çok güzel olacak değil mi? Her şey çok güzel olacak. Biraz zor olacak ama güzel olacak. Söz veriyorum her şey çok güzel olacak. Oh be. Bak. Sakın bir işin çıkmasın, bu benim için çok önemli. Gecikirsen başına gelecekleri biliyorsun. Yani? Yani işin çok uzun sürmesin. Biter bitmez eve gel, terzi gelecek. Ve düğünümüzde nasıl bir gelinlik giyeceğime beraber karar verelim. Hadi git bitir işini, ben çok heyecanlıyım. Görüşürüz. Görüşürüz. Biri sana değerli bir şey verse ne yaparsın? Tabii ki alırım. Sonra? Kaybetmemeye çalışırım.
Saklarım. Nereye saklarsın? Anne, bilmiyoruz işte adamın zarfı nereye koyduğunu. Ben olsam kasaya koyardım. Evladım, canım bu evde yataktan başka bir şey yok ki. Bildiğim kadarıyla şirkette kasası da yok. Sence o zarfın içinde ne var? Hı? Peder Bey beni mirasından mahrum bırakmış olmasın? Bu can niye gitti Adana'ya? Eğer o araziyi ona bıraktıysa kan çıkar. Sen demin kasa mı dedin? Anne bırak şimdi kasayı masayı. Bak bu gaz projesinin hayata geçebilmesi için o arazinin bizde kalması gerek. Daha bir sürü işimiz var. Çevre arazileri de toplayacağız. Kasa dedin, evet kasa. Ha, kasa dedim anne. Ha. Kasa. İstersen bir daha söyleyeyim, kasa. Ya elimizden büyük bir servet kayıp gidecek. Biz burada hala kasa muhabbeti yapıyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Kudret Bey, nasıl oldular? Daha iyi çok şükür. Geçmiş olsun dileklerimi lütfen iletin. Hanımefendiye de. O zarfın içinde yazılanları bir tek ben biliyorum. Ben öldükten sonra da ilk kez sen bileceksin. Efendim? Buyurun memur. Tanıyor musunuz? Evet. Bunu? Evet, bunu da tanıyorum. Adana'da bir kaza yapmıştım. Kaza bile denmez ya, neyse. Oradan tanışıyoruz. Kazadan sonra bu kızlar ortadan kayboldu. Bu arkadaş da. Korkmaz. Ertelenmiş cezası var. Yani sabıkalı. Bu kızların nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama bu kızla Adana'dan birlikte uçmuşsunuz. Evet. İstanbul'da da havalimanından birlikte çıkmışsınız. Bunlar da mobese görüntüleri. Bakın isterseniz. Devam edelim. Devam edelim de gören de beni seri katil falan sanacak. Bayağı iyi çalışmışsınız. Ne gerek vardı bunların? Neyin çabası bu? Bir buluşma olmuş. Narin'le Korkmaz da oradaymış. Bir dakika, bir dakika. Ben kimseyle buluşmadım. Arkadaşları Ferah'ı almaya gelmişlerdi. Çok pardon. Alo aşkım. Anne, açamıyorsan vardır bir sebebi. Beni bu kadar sık boğaz etme. Gelemiyorum işte. Hande Hanım. Hande Hanım. Bu gelinlik size çok yakışacak. İyi misiniz? Can Bey, bu neyin gerginliği? Bakın. Ben Adana'da Nari'nin çocuk esirgeme kurumundan kaçışıyla ilgili ifade vermiştim. Görgü tanığı olarak.
Biliyorum, ifadeniz burada. O zaman niye beni rahatsız ediyorsunuz? Sizi kesin arayacaklar. Narin olmazsa Korkmaz. Korkmaz olmazsa Ferah. Benim sizin gibi zengin bir arkadaşım olsa her gün ararım. Bitti mi? Sizi ararlarsa benimle irtibata geçeceksiniz. Bunu telefonla da söyleyebilirdiniz. Kusurumuza bakmayın. İyi günler. İyi günler. Can Bey. Sevim Hanım. Merhaba. Hande için özel bir şey hazırlar mısınız? Tabii tabii hazırlarım. Bir notunuz var mıydı? Evet var. Evleniyoruz ama ben sana neden hala evlilik teklifi etmedim? Aynen bunu yazın. Tabii yazarım. Tabii. Çiçeği yollamayın. Ben gelip alacağım. Olur. Bu nasıl not ya? Evlilik teklifi olmadan evlilik mi olmuş? Allah Allah. Sesi de bir tuhaftı. Bir kavga falan mı ettiler acaba? Tabii değiştirecek herhalde. Böyle not mu olur? Kim ya? Alo Sevim Hanım. Merhaba. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum sizi. Numaranızı Aliye Hanım'dan aldım. Ferah ben. Ferah? Hoş geldiniz Belkıs Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun, uzanın. Bir akşam eşinizle birlikte beklerim. Uzun zamandır yemek yemedik. Şeref duyarız efendim. Kasa kasa diye bağırıp duruyordun. Aslan. Anne senden korkulur. Şu anda canın kasasını açıyoruz. Nereden onun oluyormuş? Onun nesi varsa bizim ol. Fettahların bu ülkede açamayacakları kasa yoktur. Sen aç.
misin? Servetini ismini bile bilmediği bir kıza bırakmış. Bu adam beni katil edecek. Merhaba, Ferah ben. Ferah. Kolay gelsin. Aa, sağ olun. Sağ olun Can Bey.